CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu'yla değerlendirecek bu süreci. Şimdi sözü Ünal Kaya'ya bırakıyorum ben. Lize Canova, biz de hemen başlayalım. Evet, Bülent Kuşoğlu, CHP Genel Başkan Yardımcısı. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Efendim, bugün kritik bir ziyaret gerçekleşiyor. Önemli bir mesaj da çıkması, bir gündemde belirlenmesi bekleniyor ama siz Cumhuriyet Halk Partisi olarak bugünkü bu teması nasıl değerlendiriyorsunuz? Malum daha öncesinde dile getirilen arabuluculuk söylemleri vardı. Operasyona, Barış Pınarı Harekatı'na yönelik tepkiler de devam ederken siz bu görüşmeden ne çıkmasını bekliyorsunuz? Evet, bunu şöyle sadece bugünle ilgili olarak değil ama bir bütün içerisinde değerlendirmemiz lazım. Bizim 6 yılı, 7 yılı buldu Suriye ile ilgili politikamız. Çok çok farklılaştı malum. Suriye'deki oluşumları, gelinen noktayı çok iyi biliyoruz. Bütün bunlardan sonra özellikle Batı karşısında, küresel güçler karşısında farklı bir duruşumuzun olması gerekirdi. Barış Pınarı Harekatı'yla, bizim de desteklediğimiz harekatla bir duruşta bulunduk. Gecikmiş de olsa aslında bu harekatın Suriye'deki Rusya ve Amerika'nın, İran'ın devreye girmesinden çok çok önce, Avrupa'nın, Fransa'nın, Almanya'nın, İngiltere'nin devreye girmesinden çok çok önce bizim orada olmamız lazımdı. Sağda olduğumuzda masada olabiliriz. Biz bunları hep savunduk. Suriye politikamızın da yanlış olduğunu savunduk ama sonuçta bugüne gelindi. Biz Barış Pınarı Harekatı'yla bir amaç ilan ettik. Dedik ki biz YPG'yi bitireceğiz. İki, 30'a 480 kilometrelik bir güvenli bölge oluşturacağız. Bu hattı bu harekatla inşa edeceğiz. Şimdi bu henüz tamamlanmamış vaziyette. Dolayısıyla bu görüşmelerin de çok anlamı yok. Tabii ki görüşülür. Tabii ki her safhada, yani bir taraftan savaşlar yaparsınız, öbür taraftan da görüşmeler yaparsınız. Diplomasi hiçbir zaman durmaz. En kritik, en savaşın yoğun olduğu dönemlerde bile öyledir. Durmaması da gerekir. Ama şöyle bir şey var. Biz şu anda harekatı neredeyse durdurduk. Daha fazla ileri gidemiyoruz. Sebep askerimiz değil. Kahraman Mehmetçik değil. Sebep ne? Bizim bu harekat bir yıldır, bir buçuk yıldır Cumhurbaşkanımız vasıtasıyla sürekli telaffuz etmemize rağmen geldik, geliyoruz, bir gece ansızın geleceğiz, Fırat'ın doğusuna girdik, giriyoruz dememize rağmen, yani bu kafamızda var, askerimizi de oraya sevk etmişiz. Ya bir diplomatik atakta bulunmaz mı? Bizim böyle böyle bir şey yapacağız. Harekat yapacağız. Ama bizim bunun için hukuki gerekçelerimiz şunlar deyip uluslararası kuruluşlar nezdinde, küresel güçler nezdinde bazı girişimlerimiz olmaz mı? Diplomasi bunu gerektirir. Diplomatik kadrolarımız niye var? Biz 200 küsur ülkede, 200 küsur merkezde temsilciliği olan bir Dışişleri Bakanlığı'na sahibiz. Biz bunları, bu kadar diplomatı neden besliyoruz? Neden bizim o kadar geniş bir diplomatik şey var, dışişleri ağımız var. Bunları anlatsınlar diye hiçbir şekilde anlatılmamış. Yani biz bir de anlatılsa da ne kadar yer bulduğu da masada kaybetmişiz. Biraz böyle bir sıkıntımız var. Ondan dolayı bugünlere geldik. Böyle bir sıkıntı yaşıyoruz şimdi. Peki efendim, Amerika Birleşik Devletleri'nin bir taraftan bizimle bugün Türkiye'de bir müzakereye gelmesi, bir taraftan terör örgütü YPG'ye hala silah gönderiyor olması, bir taraftan Türkiye operasyonu durdurun minvalinde açıklamalar ya da işte benzer anlama gelebilecek söylemlerde bulunması, bunu nereye oturtturmak gerekiyor peki? Yani şöyle, tabii bunlar iç politikaya da yönelik söylemler olabilir ki öyle birçoğu. Bunlar karşı tarafı, mesela bizi, İran'ı, Rusya'yı, Çin'i, konuyla ilgili olan tarafları, Avrupa Birliği ülkelerini vesaire şaşırtmaya yönelik tavırlar, söylemler de olabilir. Kafa karışıklığına hocam. Yani siz takip ediyorsunuz şu anda, böyle dakika olayları takip ediyorsunuz. Ne kadar tutarlı, ne kadar böyle dikkat bir ülke ciddiyetine. Yani böyle zamanlarda, böyle harekat zamanlarında ülkeler farklı açıklamalar yaparlar. Bunlar karşı tarafı şaşırtmak içindir,
farklı bir şey yöne yönlendirmek içindir vesaire. Bunlar her zaman yapılır. Biz ne yaptığımızı bilmemiz lazım. Yani sonuç olarak biz böyle bir oyun oynadık, oynuyoruz, oynamak mecburiyetindeydik ama bu oyun içerisinde bizim duruşumuz nedir? Bunu çok net olarak ortaya koymamız gerekir. Efendim bir de bizim duruşumuzun sağlam, dik olması lazımdır. Bir de mektup tartışması var malum. Ya, mektup tartışması da gerçekten çok üzüldüğümüz. Ben sabahleyin 5 gibi onunla ilgili de tweet attım. Çok üzüldüm. Önce inanamadım. Hakikaten inanamadım. Sonra mektup metnini okudum. Hakikaten üzüldüm. Bizim Cumhurbaşkanımıza yani harekat başlamadan önce böyle bir şeyin gönderilmesi ya da sonra gönderilmesi onu tam bilmiyoruz. Çünkü her ne kadar bizimkiler şunu söylüyorlarsa da İşte mektup gönderildi, ona cevap olarak biz harekat başladık. Bir kere o ayrı, harekat zaten ilan ettik, başlanacaktı. O mektuba bir kere cevap vermek gerekir. Kimsenin, benim Cumhurbaşkanıma kim olursa olsun, aptal deme hakkı yoktur. Böyle bir terbiyesizlik olamaz. Böyle emredici, küstah tavırlar olamaz bir kere. Buna cevap verilmesi şarttır. Bir, ikincisi, bizim Amerika ile biliyorsunuz 7-8 saat farkımız var. Yani 16'da harekat başladı. Demek ki mektubun en az 7'de falan gelmiş olması lazım. Daha Amerika'da mesai başlamamıştı. Yani o kendimizi de kandırmayalım. Öyle cevap olmaz. Mektuba cevabı hak ettiği şekilde vermek durumundayız. Özür dilemeleri lazım. Tarihte yok böyle bir örneği bir şeyin. Yani biz Johnson mektubunu da çok ağır bir mektuptu biliyorsunuz. Yaptırımları, tehdidi açısından ama üslubu böyle değildi. Böyle olmaz. Yani bu bir evladı, bir çocuğu azarlar gibi öyle bir buna cevap verilmesi lazım. Ve söyleyenler de var, Amerika'ya gidilmemesi lazım. Gidilmemesi lazım. Bir cevap bağlamında da bu ziyaretin de iptalinin gerektiğini düşünüyorsunuz. Dün burada mecliste AK Parti'nin kapalı grubunda, açık grubunda konuştu Sayın Cumhurbaşkanı parti lideri olarak. Çıkışta bir yabancı gazeteci sordu, yarın Pence ve Pompeo gelecek, ne diyeceksiniz onlara diye. Ben onlarla görüşmem dedi, Trump gelirse görüşürüm dedi, bugün görüşecek. Bilmiyorum, yani bütün bunların da bir devlet düzeni içerisinde, devlet aklıyla, devlet adabıyla düzenlenmesi lazım. Peki bunlar bireysel sorunlar değil, bunlar Sayın Erdoğan'ın sorunu değil. Bu Türkiye Cumhuriyeti'nin sorunudur. Türkiye Devleti'ne hakaret edilmiştir. Türkiye Cumhuriyeti'ne. Onun için ben böyle şey yapıyorum, sinirli olarak konuşuyorum. Bunlara o devlet tavrıyla, devlet adabıyla, aklıyla cevap verilmesi lazım. Yaptırım kararları var malum. Bunu nasıl okuyorsunuz, nasıl değerlendiriyorsunuz? Onlar da her ne kadar iç politikaya yöneliktense de sonuçta Türkiye'ye bizim Cumhurbaşkanı'ndan başlayarak bakanlarımıza kadar uzanan bir silsile izliyor. Bir bankamızın da işin içinde olduğunu biliyoruz. Şeyde var, yaptığım teklifi içerisinde o da var. Bunları da ciddiye almak lazım. Bir sıkıntı gelecek. Bütün bunların aslında hesaplanması lazımdı. Yani sen Rusya ve Amerika'nın ağırlıklı olarak hakim olduğu bir toprakta bir operasyon yapıyorsan bunların sıkıntılarını görebilmeliydin. Diplomatik alanda özellikle masada başarılı olmamız için her şeyin yapılması lazımdı. İşte orada eksik kaldık maalesef. O noktada o nedenle özellikle Dışişleri Bakanımızı çok eleştiriyorum. Yani bunları görebilmeli. Bu çabaların harekat başlamadan çok çok önce başlatılması, hukuki ve siyasi nedenlerimizin çok iyi anlatılması lazımdı. Öyle bir eksiğimiz var. Çok teşekkür ederiz efendim. Çok sağ olun. Yayınımıza katıldığınız için. Evet, Düzce Canova, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu ile birlikte bugüne ilişkin değerlendirmelerini aldık diyelim. Sözü yeniden sana bırakalım.